Herkese selamlar dostlar. 9 Ocak 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var ve önceki Beşiktaş maçının maç skor yarışmasını açıklayalım. Skor kazanan arkadaşımız İlhami Ateş isimli arkadaşımız. Instagram üzerinden yazarsa katı Telegram gruplarımıza dahil edelim. Sizlere maç skor yarışması olarak da bugün de Alanya Trabzonspor'un maç skorunu sorduk. Sizce maç skoru ne olur? Güzel bir maç bekliyorum ben. Gollü geçme ihtimali bence var. Maçın indeks beklentisi bir birlik bir skor ama ben Trabzon'un yanında olacağım. Şimdiden belirteyim. Maç skoru yazacaklara bol şanslar. Geçtim bunu. En son 6 Ocak'ta verdiğimiz maçlara baktığımız zaman da videoda arkadaşlar videoyu uzun izlemeniz önemli bence her zaman söylediğim için atlamayın. Çünkü ben dediğim gibi yüksek oranlardan bahsediyorum, ideallerinden bahsediyorum. Dinleyenler bir aylık fazla Ta tercihte videoda yani ağzından çıkan bütün tercihler ekrandadır arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman Hatay'ın maç sonu fırını aldım ve KG varını almıştım. KG varı başarısız 1-1'lik veya 2-2'lik bir skor bekliyordum. Fakat Manzo'nun 0 başarılı. Fiorentina'nın KG varını ve doğrudan 2-1'lik bir skor beklediğimi söylemiştim. Handikap 0 önermiştim. Başarılı. Celtic 2 içeriye aldı. Beşiktaş devreden gol attı. Maçta 2,5 üstü oldu aldı. Inter'in ilk devreden gol atacağını düşünmüştüm. Bir de ilk yeri Inter alır diye düşünüyordum. Hatay'ın KG varıyla Porto'nun 2-4.5 altı başarısız oldu. Diğer tercihlerimiz başarılı oldu. Değerlendiren herkese tebrikler. Güzel mesajlardan dolayı da ayrıca teşekkür edelim. Dün yüksek misli ne yaptık diye baktığımız olursak dün yüksek misli de sadece kasamız artı 70 lira kar etti. Normalde daha güzel kar ederdik. 90 artı 3'te yediğimiz gole gittik. 1000 liralık bir öneri yaptım Avrupa için. 1.57 gibi oranlar Beşiktaş'ın atacağı 2 gol genel maç golü. Celtic'in atacağı kendi başına 2 gol. Inter'in de bir golü 1.57 oran yaptı. 570 lira koyduk buradan. Bir de 500 liralık Inter maçına maç son 2 önerdim. 90 artı 3'te gitti. Ama dediğim gibi zarar etmedik. Artı 70 lira kasaya koyduk. Kasamız şu an artı 1400 küsür lira net karda. Geçtim bunu da özel bir seri yapılıyor arkadaşlar bizim grubumuzda şu an zaten katıl telegram grubunda olan arkadaşlar biri Çağrı'nın ve Matos'un bir serisi var 3 kombini de başarılı oldu rolling şekil ilerliyorlar bugün dördüncü kombinleri yayında bakalım yine umarım güzel bir seri olur iki tane maçın kg varını birleştiriyor bir tanesi maç çağrıdan bir tanesi e, Lothar'dan. Onlar güzel bir seri yapıyor. Bu serimizde devam etmekte bilginize. Dün şöyle baktığımız zaman da benim bir tane ideal kombinem vardı. Porto 4.5 altında 2 dedim 0-0 bitti. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen atamadı. Bir de Inter'in burada tekli önerdiğim bir vardı. İlk yarıdan bir golü o da başarılı oldu. Bunu da isterseniz geçeyim. Canlılarda da zaten ekstra olarak kendi grubumuzda canlı maçlarla devam etmekteyiz. İdeallerinden yüksek oranlarından her şekilde canlı maçları yazaraktan da burada Elimizden geldiğince iyi bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Değerlendireceklere bol şanslar, katılacaklara da aynı şekilde bol şanslar. Sizlerden ricam videoyu atacağınız artı 300 seviyesindeki like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim. Hemen like butonuna basarak da bizlere de destek olabilirsiniz. Ayrıca Alanya-Trabzon maçının maç skoruna katılarak da ekstradan sizlere güzel bir eğlence olmuş olabilir. Geçtim. Başlayalım. Başakşehir ile Adana Spor... Adana Demirspor mücadelesi. Başakşehir iyi bir futbol sergiliyor bence. Takım oyununu ortaya koyan takımlardan bir tanesi Başakşehir. Önemli bir eksikliği var mı diye baktığımız zaman da şu an önemli bir eksiklik yok. Traore'nin sakatlığı, Biglia, Mesut Özil bunlar zaten sakat da aynı şekilde devam ediyor. Mahmut Tekdemir'in bir cezası vardı. O bu maçta geri döndü. Geçen maçta zaten 90 artı 7'de aldığı hasarla birlikte maçta 2 puan bıraktı resmen. İyi bir futbol sergiliyordu açıkçası. Burada Adana Demir'le oynayacaklar. Adana Demir de forveti diyordu da, gol sen Geçen maç tek başına 3 tane penaltı aldırdı zaten. Bunu da söylemek lazım. Şu an onu muhtemelen ilk 11 yazarlar sonradan oyuna giren oyuncular da özellikle Emre Baba oyuna sonradan girmesine rağmen 2 tanemine asist yaptı. Takımda güzel bir hava var zaten. Bu hava başkan da zaten ne kadar önemli bir faktör olduğunu Adana Demir'de görüyorsunuz. Takıma olumlu bir hava katacağı için burada da Adana Demir tarafından gol bekliyorum. Maçın da temposunu arttırmasını arttırabileceğini düşünüyorum. Ee, İstanbul Başakşehir'de yani şu an iyi gidiyorlar da yani şöyle söyleyeyim. Ya yani tam o iyi gidiş bir anda kötü gidişe dönüşebilir gibi geliyor bana. O kaka mesela yetersiz kaldı özellikle şu son dönemlerde. Bir şekilde gol atıyor ama Başakşehir takımı da. Ben burada idealden bir KG var alacağım. 1.48 gibi orandan güzel bir orandan KG var tercihini değerlendirme altına aldım. Değerlendirecekler, bol şanslar. Diğer mücadelem Alanya Spor'la Trabzonspor karşılaşması. Özellikle öncelikle şunu belirteyim. Ben burada dediğim gibi Trabzon'un puan bırakma ihtimali var ama ya yani yenileceğini düşünmüyorum ben Trabzonspor Alanyaspor'a karşı. Baktığımız zaman Alanya kendi evinde tempolu bir oyunu tempolu oyun oynayan takımlar okey. Pozisyona girebiliyor okey. Kanatları iyi kullanabiliyor ve son dönemde isabetli paslar yani defastan atılan uzun toplarla birlikte bekleri de koşturabiliyorlar. Yusuf Özdemir'in öyle çok güzel bir golü vardı. Aşıtma golü. Ee, Kayseri'ye karşı. Yarın da statlı olabilirim belki. Bakalım maçın durumuna göre. Burada Trabzonspor ne kadar etkin olur onu konuşalım bence. Bence Avrupa'dan oynayanlar. Burada bir 0-2 çifte şansı. Burada 1 ama Avrupa'da 1-35-1-40 batlarında var neredeyse. Trabzon'a bir 0-2 şansı bence alabilir. Ben Trabzon'un burada yenileceğini düşünmüyorum öncelikle. Bir de yüksek orana gitmek gerekirse mücadelenin dediğim gibi gollü bir geçmesini bekliyorum. Ben Trabzon Spor'da Maxi Gomez'in bu maçta olmaması kaynaklı. Herhangi bir sorun teşkil eder mi? Gol yollarında biraz sıkıntı yaşayabilir. Ben yine de burada deplasmanın atacağı 2 golü burada 1.75 gibi orandan yüksek orandan önermek istiyorum. Trabzon bence Alanyaspor'u karşı deplasmanda da olsa 2 tane gol atar gibi geliyor bana. Mücadele zor mu? Zor ama orana bence değer. Trabzon'un bence zaten bir golü var. Ben burada ikinci golün riskine gireceğim. 1.75 gibi oran bekleyeceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Bologna ile Atalanta mücadelesi. Atalanta'nın son maçta forvetlerinden çok fazla bir verim alamadı. Ama 2-0'dan 2-2'ye maçı güzel getirdiler. Malif Space'e kadar basmanındaydı. Ee, güzel getirdiler 2-2'ye. Oynadılar mı? Yani forvetlerden özellikle Lukman ve Zapata'dan çok bir verim alamadı zaten. Dakika 45'ten sonra ikinci devreye zaten Zapata'yı oyundan çıkararak başladı. Höylund girdi oyunu Atalanta tarafında. Bologna ile oynayacaklar. Zorlu bir maç olacaktır. Yani ben bu maçta tekliğe yüksek oran tercihine gittim bu sebepten dolayı. Şöyle bir tercihe gittim. Direkt söyleyeyim. Mücadele genelinde olası bir sürpriz çıkma ihtimali de var bence. Mücadelenin indeks beklentisini söyleyeyim ben sizlere. Hemen bir saniye. 2-0'lık bir Atalanta galibiyeti bekleniyor maçtan. 2-0'lık Atalanta galibiyeti maçın normal beklentisi bence. Ama mücadelenin ben 2-3 gol bandında kalmasını gerektiğine biraz daha yatkınım. Çünkü olası bir 1-1'lik bir skor veya Bologna sürprizinde çıkma ihtimali var bence. O yüzden 2-3 gol tercih bu maçta. Tek tercih yüksek oranlı ve riskli olarak öneriyorum. Değerlendirecekler. Bunları göz önünde bulundurarak bulundurarak da değerlendirme altına alabilirler. Geçtim diğer maçıma. Oxford'la Arsenal mücadelesi. Arsenal'ın da şöyle lig, lig maçlarına baktığımız zaman da bir dinlenme süresi var. Ayın 3'ünde oynadı. Şimdi bir daha oynayacak. 15'inde tekrar mücadele yapacak. Yani bir dinlenme süresi var. Arsenal bu tip maçlara ideal 11'ini çıkartabiliyor. Önemli bir Tottenham maçı var. Tottenham maçı öncesi burada. Özellikle bence ilk yarıda güzel bir kadro ile sahaya çıkar gibi geliyor ki. Arsenal bir sistem takımı olduğundan dolayı şöyle söyleyeyim. Bir oyuncuya bağlı bir takım olmamış artık. Bir sistem oyununa geçtiğinden dolayı bu sisteme de çarklara hangi oyuncuyu koyarsan bir şekilde işlemeye devam ediyor. Bu yüzden burada alınabilecek en ideal tercih. Yani zaten birincilik takımıyla oynayan bir takımıyla oynuyor. İlk yarıdan 2 1.34 gibi orandan Arsenal'ın devre galibiyetini değerlendirme altına alabiliriz gibi geliyor bana. Kadro kalitesi olarak zaten baktığımız zaman ön planda oran da yok. Alacaksak buradan evre galibiyetini alarak da değerlendirme altına alabiliriz diye düşündüm ben. Son mücadelem Atletik Bilbao ile Osasuna mücadelesi. Çok güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Ben burada da Bilbao tarafındayım. Maçın skoruna kadar tercih etmeye çalışacağım burada. Ona göre çalıştım. Şimdi zaten iki tane Williams var bildiğiniz üzere Bilbao'da Williams kardeşler. Bence kanatları ve hücum uc hattını çok hızlandıran bir iki tane oyuncu. Atletik oyuncular zaten ikisi de. İkisi biri İspanya milli takımında, diğeri de Ganada mıydı, Kamerun'da mıydı? Öyle tercih yaptılar. Berenger aynı şekilde Bilbao takımında çok etkili. Osasuna kendi evinde olsaydı burada Bilbao tarafına gitmezdim kesinlikle. Çünkü Osasuna kendi evinde ee, çok fazla şut denemesi yapıyor ve pozisyonlara giriyor. Eskiden o muhabbet var ya Ender gelişen Osasuna atakları. Onlar bitti zaten. Şimdi deplasmanda oynadığımız zaman, deplasmanda oynadığı maçlara baktığımız zaman da Osasuna'nın 4-5-1 şeklinde sahaya çıkıyor. Orta sahayı çok kalabalık tutuyor. Orta sahayı e, kolay geçirmemesine izin vermemeye çalışıyor. Fakat dediğim gibi şöyle bir olay var. Bu Williams'lar çok etkili. Bireysel adam eksiltebilen oyuncular özellikle ikisi de ee, aynı tip oyuncular diyebilirim. Emre Moru mesela örnek verebilirim bu şekilde bu tür orta sahaya geçişlerde veya defansı açmakta zorlanan takımlarda bu tip bireysel yetenekli oyuncular çok fazla ön plana çıkıyor. Ben burada Bilbao tarafındayım. Bilbao'nun doğrudan galibiyetine bir öneririm sizlere. Matsusunu birini sizlere öneririm. 1.48 gibi orandan. Skor beklentimde 2 birlik skora göre bir Bilbao galibiyeti olduğundan dolayı 3-12'lik orandan da tek farklı bir atletik Bilbao galibiyeti de neden çıkmasın diyorum. Bu da sizlere alternatif olarak önerimdir. Değerlendireceklere bol şanslar. Toplamda 5 adet mücadelem vardı. İdeal lerinden yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Bazılarına yüksek oran gittim, bazılarına ideal tercihler gittim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bay bay.